Hocam hoş geldiniz. Bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz öncelikle? Beden eğitimi öğretmeniyim. İsmim Erkan Bütün. Erzurum'da görev yapıyorum. Peki kaç puanla atandınız hocam ve branşınızda kaçıncı oldunuz? 79 puanla atandım. Branşımda da 657. olmuştum. Peki siz nasıl çalıştınız? Atandınız, şu an mesleğinizi yapıyorsunuz. KPSS'ye çalışmaya başladığımda aynı zamanda farklı bir kurumda da çalışıyordum. Çok fazla zamanım olmuyordu. Bir tane kursa gidiyordum. O kurstan arta kalan zamanlarda ve işimden arta kalan zamanlarda genelde hep ders çalışmayla geçti. Tekuzemi nasıl keşfettiniz hocam? Beden eğitimine alan ilk defa gelmişti. Ocak 1'de ilan edilmişti alan sınavının olacağı. Biraz bir arayış içindeydim açıkçası. Tüm derslerine de girmiştim. Tekuzem yetkilisi bana demişti, tanıtım derslerimize girin, beğenmezseniz ödeme yapmazsınız diye tanıtım derslerinden sonra karar vermiştim. Peki derslerinizde nasıl faydası oldu? Bu ders sürecinde planlı programı götürmenizi sağlayan bir yapı oldu mu? Canlı yayınlar. Ondan sonrasında da hem canlı dersin kaydı, bir de ders notlarının kaydı vardı. O ikisi benim için çok iyiydi. Çünkü fazla vaktim yoktu çalıştığım için. Boş bulduğum vakitlerde hemen girip geçmiş dersleri de takip edebiliyordum. Özellikle notların olması. Hocaların notlarına bakabiliyor olmak çok iyiydi. Ben öyle atandım diyebilirim. Önemliydi o notlara ulaşabilmek. Sizin için aslında verilen bilgi, videolar, PDF notlar bunlar fazlasıyla yeterli oldu. O dönem zaten hiçbir yerde alan eğitimi veren olmadığı için tek uzemden çalışmak çok iyiydi. Ve beni de zaten ön plana çıkartan, en azından daha fazla net yapmamı sağlayan şey de oydu. Çünkü ulaşmak mümkün değildi. O yüzden canlı dersler benim için o anlamda çok faydalı oldu. Aslında bilgi eksikliğimizi giderdik. Konuları eksiksiz bir şekilde öğrenmiş olduk böylelikle. Peki Tekuzem'in en büyük avantajı sizce neydi? Derslerin kaydedilmiş olması, benim daha sonra onlara ulaşabiliyor olmam benim için en iyisiydi yani. Çok güzel. Dershaneye gitmeye gerek kalmadan evinizden erişebiliyor olmanız fazlasıyla yetti aslında. Kesinlikle. Peki sınava hazırlanan şu an öğretmenlere neler tavsiye edersiniz atanmış bir öğretmen olarak? Çok çalışmak gerekiyor. Ben KPSS'de onu gördüm. Yapamıyorum, ben bu konuları bilmiyorum diye bir durum yok. KPSS gerçekten çok fazla konu ve alanda insanlar sınadığı için işte ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok emek verirseniz, ne kadar çok kendinizi ona adarsanız kesinlikle bir karşılığı oluyor. Ben KPSS'ye sadece bir defa hazırlandım. Bütün yoğunluğumu ona vermiştim. Her şeyimi KPSS sınavına göre ayarlıyordum. Bulduğum bütün vakitlerde ders çalışmaya, derslerime bakmaya, tekrar etmeye, soru çözmeye özen gösteriyordum. İlk seferde oldu. İlk seferde olmasının nedenini de buna bağlıyorum aslında. Çok fazla önem vermemden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlara söyleyeceğim de, atanmayı da istiyorsunuz, kendinizi çalışmaya verin ki zamanınız çok fazla gitmesin. Tekuzemi öğrencilere önerir misiniz? Şu an sınava hazırlanan adaylara önerir misiniz? Ben fayda gördüğüm için öneririm. Dediğim gibi zamanla alakalı bir probleminiz varsa, ulaşımla alakalı bir probleminiz varsa Tekuzem işte evinizin içine giriyor. Benim için Tekuzem'de anlatılan dersler benim için çok faydalı oldu. Atanmamda kesinlikle bir vesile oldu. O yüzden tavsiye ederim. Tercih sonuçlarınızı öğrendiğiniz o ilk an neler hissettiniz? O nasıl bir duygu? Şu an buradan diğer öğrencilere de bu duyguyu yaşatabilecek olsak neler söyleriz? Çok iyiydi. Bir emek. Emeğin sonunda okulun adı ve işte atamanız yapıldı. Bu okula atandığınız yazısını görmek çok büyük bir gurur kaynağı. Ailemde de çok büyük bir gurura sebep oldu. Sadece memleketimden uzak bir yere gideceğim için böyle bir hüzün de oldu ama gurur bence daha öndeydi. Başarabilmek bence çok önemli. İnşallah bütün arkadaşlar başarır. İnşallah. Bir de ilk denemenizde başarmış olmanız daha da fazla mutlu etti sanıyorum. İlk defa denemiştim. Darısı emek veren çalışan tüm öğretmenlerin başına diyelim o zaman. Dua ediyoruz. İnşallah atanamayan hiçbir öğretmenimiz kalmaz. Hepsini bekliyoruz. Lütfen güzel çalışıp güzel netlerle gelsinler.